Burası doğa harikası Doğan Kent. Doğan Kent, doğuya bir geçit konumunda stratejik konuma sahip bir yerde kurulmuş. İlçenin içinde Harşit Çayı geçmekte. Kürtüğünü zir olan eski adı 500 yıl önce Manastır Bükü olarak değiştirilmiş. O dönemde halkın çoğu gayrimüslimlerden oluştuğu için bu adı almış. İdari olarak nahiye müdürlüğü statüsündeyken, nahiye müdürü Kürtün-i Zir ve şimdiki Gümüşhane ilçesi olan Kürtün'le birlikte idare ediliyordu. Nahiye il olarak Gümüşhane'ye, orası da sancak olarak Trabzon sancağına bağlıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Harşit adını alan ilçe, 1916 yılında Çarlık Rusyası tarafından işgal edilmiş. İşgal 15 Şubat 1918'de sona ermiş. Doğan Kent, Cumhuriyet döneminde Tirebolu ilçemizin bir bucağı iken, son yıllarda gelişerek 1990'da ilçe olmuş. Harşit çayına da ismini veren bu kelime Farsça olup, güneşin en sıcak yeri anlamını taşır. Başka bir rivayete göre bu kelime taş ve çakıllık anlamına gelmekte. Tarihinde eğitim ve öğretim açısından büyük bir önem taşıyan Doğan Kent ilçesinde gayrimüslimler döneminde çok sayıda manastır faaliyet göstermekteymiş. Yine Türk hakimiyeti döneminde bir medrese açılmış. Bu da Rüştiye Mektebi'ne dönüştürülmüş ve önemli bilim adamları bu medreseden yetişmiş. Bu bilim adamlarından bazıları Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, İsmail Hakkı Erzurumlu ilk akla gelenlerden. 1952 yılına kadar idari olarak Gümüşhane'ye bağlı kalan ilçe, 1961 yılında Giresun'a bağlanmış ve Doğan Kent adını almıştır. Beş mahallesi ve 9 köyü bulunan ilçenin nüfusu 6.239'dur. İlçede ekonominin daha çok tarıma ve hayvancılığa dayalı olduğu görülmekte. İlçe halkının %50'si geçimini tarımsal ürünlerden sağlıyor.
Bunun da en önemli kısmını fındıkçılık teşkil ediyor. Arazinin meyilli olmasına rağmen her türlü tarımsal bitkinin yetişmesine müsait bir toprak yapısı var. Son yıllarda çaycılıkla ilgili çalışmalar yapılmış. Hatta bazı bölgelerde üretime kısmen geçilmiş. Projeli ceviz, kivi ve bodur kiraz yetiştiriciliği yapan çiftçi sayısında da son yıllarda artış olmaya başlamış. Ayrıca yöre halkı kendi ihtiyacını karşılamak maksadıyla mısır, fasulye ve patates gibi sebzeler yetiştiriyor. İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, ailevi ihtiyaçların karşılanması için yapılmakta. Fındıkçılık var, bir kişiye hitap ediyor. Hayvancılık yok, hayvancılık bitmiş. Okuyan okuyup gidiyor, okumayan gurbette iş sahası olmadığı için çalışmaya gidiyor. Ve bu çalışmanın sonucunda emekli olup tekrar gelenler var. Ancak bunlar daha ziyade kışın çocuklarının yanına gidiyorlar, yazın maalesef buraya geliyorlar. Biz bu bağlamda bunların kış yaz burada durmasını veya gurbetteki insanlarımızın Marmaris'e, Bodrum'a, Antalya'ya gitme yerine memleketlerine turist olarak gelerek dağlara, yayla turizmine, şelalelerine, kalelerine, tarih eserlerine sahip çıkmalarını isteriz. Kümes hayvancılığı yok denecek kadar az olup daha çok arıcılık faaliyetleri gelişmeye başlamış. Ayrıca ilçede alabalık üreticiliği yapılıyor. İlçede iki tane hidroelektrik santrali bulunmakta olup ülke ekonomisine katkı sağlamakta. İlçeden geçen Harşıt Çayı üzerinde üretime başlayan ve inşaat aşamasında olan birçok hidroelektrik santrali mevcut olup bu santraller ilçenin ekonomik ve sosyal yapısında ciddi oranda değişiklikler meydana getirmiş. Yöre yemekleri açısından zengin olan Giresun'un Doğankent ilçesi, bölgede hatırı sayılır lezzetlere ev sahipliği yapmakta. Bu malzemelerin başında yemeklik olarak kullanılan karalahana, ısırgan, pezik, madımak, galdirik, mantar, hayvansal besinlerden süt, yoğurt, yumurta, tereyağı, süzme bal, çökelek, bunların yanında mutfaklarda, kilerlerde ve serentilerde saklanarak yerine göre kullanılan malzemeler de mevcut. Buralara geldiğinizde biraz tarihe merakınız varsa Dandu Kalesi'ni sorabilirsiniz. Harşit Vadisi'ne tepeden bakan kalelerden birisiymiş Dandu Kalesi. Harşit Çayı'nın kollarından biri olan Kavraz Deresi'ni ve Doğankent ilçesi ile Deregözü Köyü'nü kuş bakışı gören bir noktada.
kalenin yapılış tarihi tam olarak bilinmiyor. Tarihi bilgileri bir kenara bırakarak günümüze gelecek olursak, kale bölgesi bitki örtüsünün altında kaldığı için kalıntıları dahi görülememekte. Doğan kentin cadde ve sokaklarında ilerlerken ezan sesleri duyulmaya başlar. Zaten huzur iklimi hakim olan bu yörede daha da büyük bir huzur kaplar içinizi. Şehrin merkezinde hayat hızla akıp gitmekte. Gözle görülür bir hareketliliğe sahip olan Doğan kentte insanlar günlük işlerin koşuşturmasında. Hırçın ve hızlı değirmenin içinden geçen suyun bile acelesi vardır Doğan kentte. Mısır'ın suyun gücüne ihtiyacı olduğunu bir görüşte anlarsınız. Değirmende çekilen taze mısır ununun kokusuyla daha bir tutulursunuz bu yöreye. Günümüzde suyun gücüyle çalışan değirmenleri sanırız sadece bu bölgede görebilirsiniz. Üstelik muhteşem bir şelalenin hemen yanı başında. Doğan kent Gümüşhane Kürtün Karayolu üzerinde Harşıt Vadisi içerisinde yer alan Çatal Ağaç Erikdere Şelalesi de buna en güzel örnek. Şelale bugüne kadar devamlı akmasına rağmen onun turizm potansiyelinin tanıtımı konusunda ya yeterince çalışma yapılmamış ya da yapılan çalışmalarla istenilen sonuca ulaşılamamış. Son birkaç yıldır şelale ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Eski adı Şadı Köyü, yeni adı Çatal Ağaç Köyü altında Doğankent Gümüşhane Karayolu'nun 5. kilometresinde bulunan şelale, yola yakın olması nedeniyle önemine önem katıyor. Müzik
Şelale yaklaşık 20 metre yükseklikten gür bir edayla akmakta. Fındık ağaçları ve sarp yamaçların arasından inerken rastlarsınız elinde çapasıyla bahçenin yolunu tutan yöre kadınına. Kim bilir kaç yıldır çapa vurmaktadır bu topraklara. Kendi elleriyle yetiştirdiklerinin huzuru vardır dokunduğu toprakta ve bilmektedir nimetin asıl sahibinin dokunduğu toprakta olduğuna. Yolun hemen kenarında iki katlı eski evlerin dağ yamaçlarına bakan pencerelerinde de yaşamın izlerini görürsünüz. Kapıları yaşayanlarına her an açılacakmış gibi durmaktadır karşımızda. Doğal insanları, eşsiz tatları, fevkalade doğası ve tartışmasız güzellikleriyle doğan kentte bir ömür yaşayabilirsiniz. Siz de bu topraklarda hayat bulmak istiyorsanız, doğan kente mutlaka gelmelisiniz.